geldik günün en heyecanlı, en beklenilen anına. Bakalım Meltem gelinim diğer gelinlerden günün sonunda kaçar puan alacak? Meltemciğim, günün nasıl geçti? Umduğun gibi miydi? Güzel geçti. Umarım iyi ağırlayabilmişimdir sizi. Gayet güzel ağırladın. Gerçekten yemek masan olsun, çeyizin olsun, elinden gelen her şeyi yaptın. Sık sık geldin, bir şeye ihtiyacınız var mı, yapabileceğin bir şey var mı dedin. Çok kibardın. Teşekkür ederim. Herkese karşı. Sana göre senin evin kaç puanlık bir ev? Yani kimse dört dörtlük değil ama dört puan diyebilirim. Beş puan değil ama dört puanlık diyebilirim. Bakalım. Acaba Nur gelinin Meltem geline kaç puan verdi? Önce sebebini, sonra da puanını öğrenmek istiyorum. Öncelikle çok güzel ağırlandığımızı düşünüyorum ben de. Karşılamasında voleybol oynamak güzeldi. Yorucuydu çok sıcak olduğu için. Ya o tülbentleri beğenmedim falan detayları bahsetmiştim. Evle ilgili de beğenmediğim birkaç bir şey var. Çok böyle göz yormayan, baktığın zaman ya hani bu da geçilir, daha yeni evlendi diyebiliriz. Yani yemek masası çok hoşuma gitti şahsen. Çok uyumluydu, çok uğraşmıştı, teşekkür ederim. Çeyizini çok beğendim çünkü öyle parçaları çok seviyorum. Keşke bende de olsa, saklayabilselerdi de benim için. Umarım ben saklayabilirim diyeyim. Yani o yüzden bence güzeldi bugün. O zaman puanını öğrenelim mi? Öğrenelim Ezgi Hanım. Evet, Nur'dayız. Benim sana puanım 5. Çok teşekkür ederim gerçekten. Hiç kimsenin evi dört dörtlük değildir. 5 vermezler ama dörtlük benim evim dedin ama ilk 5 puanını aldın. Ben de çok şaşırdım. Ya ben hak ettiğini düşünüyorum. Hepimiz tabii çok yüksek puanlar hak ediyoruz ama bir yarışma ve yani iddialı olduğunu kanıtladım. Teşekkür ederim. Bence adaletli bir şey yaptım. Sen. Çok özür dilerim Ezgi Hanım. Daha senin başına neler gelecek? Sen o kadar adaletsiz, o kadar kalbini kapatmış bir insansın ki bak bu kızın evi beşlik değil demiyorum ben sana. Ama senin hafta boyunca yaptığın adaletsizliklerden bahsediyorum. Ona vermiş olduğun puana ben bir şey söylemiyorum. Bu sen adaletli gitseydin, 3, 4, 5 deseydin. Ya da üçlük olana 3 verseydin, ikilik olana 2 verseydin, beşlik olana 5 verseydin. Ben sana kalkıp asla bu yorumu yapmazdım. Sen çok kötü bir insansın. Sen kalbi kara bir insansın. Evet lütfen. İnsanlığına laf etmeyelim. Kendi kanaati. Ben kötü oluyorum yani. Sen kötü bir insansın. Tuğba. Diyemezsin böyle ya. Puanla diyemezsin. Neresi kötü? Bir mi verdin? Kimsenin karakterine, şahsına konuşmuyoruz. Yani herkesin kendi kanaati. Şimdi tabii ki Tuğba 2 puan verildiği için buraya 5 verildi. Çok büyük bir fark olmadığını düşünüyorsun. Evet. Arada da bir uçurum olduğunu evet. Düşünüyorsun. Anlıyorum ama kötü bir insan demen doğru değil. Ya ben şöyle söylemek istiyorum. Söyle hayatım. Ya ben Tuğba'ya da vermek isterdim ama misafirperverliği sizin de bahsettiğiniz sürekli gelip gitmesi. Sakın benim misafirperverliğimden vurma. Hayır mutfakta falan çok iyi davran. Mesela kahvesini döktüm ben aldım. Şunu da söyleyeyim yani Tuğba da gerçekten kamera arkasında bana tam böyle Malatya kızı, Malatya gelini gibi davranmıştır. Sizlere de öyle. Tabii ki. Sürekli ben size nasıl yardımcı olabilirim, ne yapabilirim demiştir yani. Bunu hepiniz yani yapıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu zaten olması gereken. Tabii yükselik yani, yaptığından bahsediyorum. Elinize gelen herkese biz bunları yapıyoruz. Yani. Ama bunlar dikkat çeken şeylerdir. Hani karşıdan biri gelince ben öyle yetiştirildiğim için şöyle bir kendimi toplarım mesela. Hani babam bile olsa. Tabii ki yani bu herkes için böyledir. Saygıdır bu. Ailede yetişme şekliyle alakalıdır. Ve ben bunu gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü yavaş yavaş kaybolan şeyler bunlar. Yapıldığı zaman dile getirmeyi sevdiğim için dile getiriyorum. Hepiniz yaptınız. Ben bir şey söyleyeyim. Sizler de lütfen, sizler de tepki gösterdiniz 5 puana. Yanlış anlaşılmasın diye bir şey söyleyebilir miyim? Yok, yanlış anlaşılmasın hayır, değil. Hayır, yanlış ben anlaşılmasın. Senin, yanlış anlaşılmasın diye bir şey yok. Ben muhabbetten ve gitmesinden bahsettim. Yanlış. Yoksa bana kötü davranıyor, o yüzden o puanı verdim demedim. Zaten açıklamamı da yapmıştım. Sen en başından beri dedin ki sizi kendime rakip görüyorum dedin. Evet, rakip misiniz? Arkada koalisyon yaptın. Kim ben yaptın? Bak senin aklından o geçen o tilkiler ne var ya. Bir dakika, bir şey sorabilirim. Koalisyon yaptım, ona 5 verdim, o bana neden 2 verdi? O, adalet mi oluyor o zaman? Ben bir şey söyleyebilirim. Şimdi aynı anda konuşmayın, hepinize soracağım. Senin de bitti. Evet,
Şennur. Ben Nur'un kendi gününde hani bizlere göre daha düşük puan alarak ya bir strateji yaptığını düşünüyorum. Yani tamamen benim Tuğba'nın emeklerini boşa ve hiçe saydığını düşünüyorum. Yani diyorsun ki ben olamayacağım. Evet. İçlerinde en azından, çok Meltem'i sevdim, Meltem evet. Altın'ı sevdim. Evet, evet kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ya Meltem ya neden böyle bir kesinlikle şey yapıyorsun? Kesinlikle öyle. Neden böyle? Daha bir gün var belki sana da... Bunu izleyen yani, herkes de anlayacak zaten. İzleyen herkes de bana... Gerçekten bunu şaka olsun diye başladım artık. Şimdi 5'i görünce tabii ki hani çok ciddi bir puan ve birinciliği etkileyeceğini düşünüyorlar. Ben de puan vereceğim gelinler. 10 puan üzerinden puanlar vereceğim. Onun için hiddetleniyorsunuz. Tabii ki 5 puanı bir kez kullanıldığı için Nur onu Meltem'de kullandı. Sana 5 veremeyecek. Haksızlık yapabilir. Neden herkes bu evi beğendi? Herkes bu evi beğendi evet. Ama benim evimin çok çok üstünde değildi ki. Yani, ya da bu arkadaşımızın çok çok üstü. Aynı standartlardaydık. Yani belki onun zevk masası daha güzeldi diye adam kalkıp bana 2 verip ona 5 verebiliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ezgi Hanım çok özür dilerim sizden ama bakın bu insanlık değil. Ya bu ben insanlık çok değil. Ne bu insanlık yani? Değil. Bu eve 2 mi verdin? Sen çok kötü bir insansın. Ama bizim sen tam farkındaydı. Bir oyuncusun. Çeyizli çok tamam güzeldi. Sen arkadaşlar, çok kötü bir insansın. Sen simsarsın. Sen tilki gibi böyle alttan hayır. İş çeviren ya bir insansın. Ya ne işi çevirebilirim alttan? Tamam biz arkadaşlarız yani. Bak sen çok kötü bir insansın. Senin karakterin çok kötü. O zaman tamam iki verdin. Sen arkada da bak. Bakın, ya bana kötü bir insansın diyorsun sır, ya. Ben 5 versen diyecek ki beni bak, sevmiyorsun. Sen normal bir insan değilsin. Neyim sen ya? Bunlar nasıl tabirler ya? Sen benim gözümde 5 puan verdim buna. 1 mi verdim arkadaşlar? Sen beğendiniz, beğendiniz. Nurcuğum, biz de beğendik zaten. Sen, ben de aynı evimde yakındaydım. Bana 2 verdin. Ben demiyorum benim evim daha güzeldi benim evim. Diyorum ki aynı standartlardaydık. Tamam da senin çeyizin eksikti 1. Ona puan verdim, çeyize puan verdim. Hani sen dün diyordun ki yok ben Tuğba gibi yapıyorum 0.25 veriyorum. Ama 0.25 vermek çok 50 tane şey Tuğba ben de yüksek sesle konuşacağım. Saygılı konuşun lütfen. Özür dilerim. Tamam ben kendini ifade ederken saygısızlık yapmana gerek yok. Çok yükseliyor. Bak kendinizi tabii ki ifade edeceksiniz ama ne diyorum saygılı konuşun. Daha kaç kere söylemem lazım? Ezgi Hanım ben gerçekten yanında oturmak istemiyorum. Yer değiştirebilir miyim? Tamam Merve Nur'la yer değiştirin lütfen yanıma gel. Kayın. Ben Nur'un günün başından beri 5 vereceğini biliyordum ve buna emindim. Ama puanı açınca gerçekten çok zoruma gitti. Benim evimi 2'lik görüp Meltem'in evini 5'lik göremez. Yerinde bir puan verdiğimi düşünüyorum. Onlar da yediremedikleri için alkışladılar. Ben hakkımı helal etmiyorum Ezgi Hanım. Özür dilerim ama ben hakkımı helal etmiyorum. Ben kul hakkımı helal etmiyorum. Tamam sen de bana iki verdin. Ben de sana helalesini yapayım. Senin evin, senin mobilyaların benim hoşuma gitmediği için mobilyaların tamam, ben evine de göre. Çok beğendim bu işlerini. Yani evine şekline bundan göre mesela daha farklı bir mobilya kullanabilirdin diye düşündüğüm için sana 2 verdim. Ama ben sana... Sebeplerimi saydım ben sana ya sen bana şu sebepten verdin ya. Koltuğun kenarıyla tabanı uyuşmuyor. Koltuk bir bütün. Her şey bütün, herkes eleştiriyor. Evet Şennur'la devam edelim. Acaba Şennur gelin, Meltem geline kaç puan verdi? Önce puanını öğrenmek istiyorum, sonra konuşalım. Benim sana puanım... 3 puan. Neden 3? Çeyizini beğendim. Sunum masasını beğendim. Zaten hiçbir kusur yoktu. Karşılamasını da beğendim. Hava çok sıcaktı onun dışında. Ona da bir şey yapamaz zaten. Misafirperverliğini de beğendim. O yüzden teşekkür ederiz her şey için. 2 puanı dekorasyondan. Dekorasyondan kırdım. Evinde bazı uyumsuzluklar vardı. O 2 puanı da oradan kırdım Ezgi Hanım. Evet toplam puan 8. Şenur'dan beklediğim bir puanı. O da gününü oynuyor. Dün Tuba'ya verdiği puanın aynısını bana verdi. Verdiğim puan Meltem'in evi için yeterli bir puandı. Tuba'ya da haksızlık yapmak istemediğim için ikisine de aynı puanı verdim.